Herkese selam, PES Türkiye ve PES Yani kanallarına abone olup bildirimleri açan, aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam, açıklama kısmına bakabilirsin. Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepinize hoş geldiniz. Bugün yine takipçimizin kadrosundayız. Kendisi bayağı fazla ikon olduğunu söyledi ama ikon sayısını şu an hatırlamıyorum. Konuşmalardan daha sonra bakıp kapağa yazarım. Veysel Güçlü kardeşimizin hesabındayız. Veysel Güçlü kardeşimize sonsuz teşekkürler. Bugün kadrosunu kuracağız. Aynı zamanda kurduğumuz kadroyla da bir online maç yapacağız arkadaşlar. Bakalım başarılı olacak mıyız? Gerçekten çok merak ediyorum. Veysel Güçlü kardeşimize de bize güvendiği için sonsuz teşekkürler ediyorum arkadaşlarım. Ve haydi gelin kadromuzu kuralım. Bu arada kalecilerimin performanstan, yani Oliver Kahn'dan memnun ama Peter Cech falan çok fazla son dönemlerde memnun kalmamaya başladı. O yüzden ben Neuer'i falan gördüğümde yedekleyecek şekilde ya da bir tane ikon varsa muhakkak onu yedekleyecek hormonlu bir kaleci alacağım. Ben mesela Neuer'i çok beğendim. O yüzden hakkımı bu şekilde kullanmak istiyorum. Şimdi baktığımda Peter Cech var, Casillas var. Ben ikisinin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani diğer hormonlu kalecilere göre. O yüzden ben Courtois'ı da yedekleyeceğim. İkisinden biri muhakkak yükselişte gelecektir. Bu arada herhangi bir challenge yok. En kaliteli kadro nasıl kurabilirsem o kadroyla oynayacağım, haberiniz olsun. Şimdi stopere Beckenbauer'ı gördüm. 91'lik var. Daha iyisi olursa alacağız. Yukarı doğru çıkıyorum. Beckenbauer'ın 96'lık kartı var burada. Bu da 96 oluyormuş. Biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor ama bu sanki daha iyi ya. Sola bakan daha iyi gibi sanki, bilmiyorum. Maldini. Hemen ekledik Maldini'yi de. Onun dışında gerçekten Beckenbauer konusunda sağlam bir kadroya sahip. Ben Koulibaly'yi de çok beğeniyorum. Şöyle şimdilik yedeğe alacağım. Eğer ikisinden biri düşüşte gelirse Koulibaly'yi oraya alabiliriz. Bu kim? Traore. Oo. Hemen baktık yukarı doğru. Kimpembe'si var, Ozan'ı var, Çağlar'ı var. Ozan da aslında benim uzun süre kadromda olan bir isimdi, biliyorsunuz. Gerçek anlamda sağlam bir oyuncu. Ama hakikaten iş yapar mı? Uyumlulukta 100 diyor. Ozan'ı alıp şöyle yapacağım. Koulibaly de 100'müş. Şimdilik bu ikisi kalsın ama tabii ki sonradan çıkaracağım. Roberto Carlos. 4-3-1-2 taktiğiyle oynayacağız bugün. Kanatlı taktik de genelde geliyor ama bu sefer de bir de 4-3-1 yapalım. Çok fazla kanatlı taktik geldi bugünlerde çünkü. Roberto Carlos 95. Cafu. Defans hattı yakıyor. Arnold'a gerek yok. Boşu boşuna. Evet, Arnold çok kaliteli. Özellikle 99'luk kartı. Takım gücünü çok yükseltmeye gerek yok. Momentum yemeyelim durduk yere. Guardiola ve Xabi Alonso. Şimdilik şöyle, ikisi de bana göre kötü ama Guardiola'nın ilginç bir şut yapısı var. O yüzden Guardiola'yı şimdilik alıyorum. Yani oraya Patrick Vieira falan görürsem. Yani Guardiola'yı bak şöyle. Bak şu an bak Guardiola'yı bak. Şunu fırlatırım anasını satayım. 2-3 durak uzağa gider. Haberiniz olsun. Ha işte gördünüz mü? Bitti. Ya bu taktikte. Abi iki dostlu taktik. Değiştirmeyeceğim menajer ya. Değiştirmeyeceğim. Abi işte. Yani Rijkaard'la Patrick Vieira oldu mu? 4-2-1-3 oynamak gerekiyor ya. İkisinden birini şimdi ben nasıl şey yapayım? Koulibaly gitsin. Oraya Rijkaard geldi. Xabi Alonso var. Bakalım hormonlu kartları da bu arada iyiymiş. Steven Gerrard şu an için iş görür gibi gelse de. Şimdi Matthews var burada. Scholes. Sen kimsin lan? Nakamura. Nakamura'nı yanlış anlama. Yani 1.6 turbo motor taktırsanız Nakamura'ya ben kadroya almam. Iniesta şimdilik olabilir. Performansla yükselişte gelme garantisi var. David Beckham'ı OOS'de çok beğendiğimi biliyorsunuz. Çok beğeniyorum ama bakacağım şimdi, kurguyu kuracağız. Deco falan var. Ronaldinho var. Ronaldinho'nun bu kartı da çok iyi. Gullit var. Gullit de iş yapar ama oraya biraz daha kıvrak bir adam gerekiyor. Ronaldo'nun ya, Ronaldo tam SF adamı değil ama ben şu kartını yedeğe şimdilik alacağım. Diğeri ele hiçbir şey yapamıyor. Lionel Messi'yi koydum buraya. Buraya da GF değil SF yapacağız tabii ki. Onun dışında Bergkamp var. Bir kardeşimiz Bergkamp'ı bir maçlık deneyebilir misin demiş. Bir şimdilik yedeğe alalım ama daha iyisi çıkarsa şutlarım. Daha iyisi çıkarsa dedin, çıkmaya başladı zaten. Şimdi ne oluyor? Cruyff'lar geldiği için ben oraya koysam, of of,
Of. Totti, Michael Owen var. Michael Owen'ın kartını şöyle yapıp Ronaldo, ya Bergkamp gitti. Rashford, abi Bergkamp da gitti. Rashford'u kusura bakmayın 102 oluyor bir de. Fernando Torres de iş yapar. Fernando Torres, Ozan'ı da şutladık. Kaleci Kurtuğa kalacak. Raycard, Raycard'ı da gönderebilirim bu arada. Owen, Haaland var işte. Ama Mbappe mi? Mbappe de var. Iniesta gitti. Onlara gerek yok. Onu öyle. Ronaldo. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haaland'ı al, Ronaldo'yu çıkar. Benim şahsi fikrim. Raycard'ın yerine de Burak Yılmaz, şaka şaka. Owen'ı aldık. Totti, Maradona, Cruyff'un zaten hormonlusu var. Rummenigge'nin bu kartı da iş yapar ama evet, ben bu şekilde başlayacağım arkadaşlar. Evet, kadromu 4872 kadroyu kurduk. Gerçekten çok çok kaliteli. Şu an için baktığımda yani çok iyi bir kadrosu var. Hakikaten yani oynamaktan keyif alabileceğiniz bir kadro. 1368 de puanı varmış kardeşimizin. Bir bakalım nasıl bir maç olacak, gerçekten çok merak ediyorum. Veysel Güçlü kardeşimize tekrardan sizlerin huzurunda teşekkür edelim, bize bu imkanı sağladığı için. Bu arada rakip gelirken şöyle de bir bilgi vereceğim. Bu arada Crespo yazmış. Hernan Crespo'dur o herhalde. Inter'de uzun süre forma giymiş bir isim. 1322 kulüp Ercinho. Hile SS şikayet demiş. Hemen şöyle baktığımızda Raycard yükselişte ama ben işte Raycard'ı oraya... Kral Raycard'ı... Raycard'ın da şutları çok iyi ya. Yani Raycard'ın da şutları çok iyi. Ben böyle yapacağım. Rash bilmem ne falan, Mbappe. Hemen şöyle bakıyoruz. 3 gol oynayacak. Çok ilginç. 3 gol oynayacak. Bu arada yarım kaldı söyleyeyim. E-futbol çıktığında size müjdemi vereyim. Canlı yayınlar istiyordunuz. Canlı yayında hem kendi as hesabımızda puan kasacağız, hem de sizlerin kadrolarında, örnek veriyorum, bugün Hakan'ın kadrosunda 1 milyon GP var ve top açılımı yapacağız. Bunu artık video şeklinde değil, canlı yayın şeklinde yapacağız. Ve anlık bir şekilde hem o siz takımınızı canlı yayında izleyeceksiniz, hem de izleyiciler sizin takımınızı görmüş olacak. Gerçekten keyifli olacak ama şimdi bunları konuşmak için erken. Oğlum maşallah diyelim, oyun akıyor şu an. Maşallah diyelim. Ara top. Cruyff'la çakallık yapıp aldım. Patrick Vieira. Attım pasımı da. Orada Beckham. Gelmedi, tekrardan attım. Eyvah eyvah. Salah. Ortayı görürsün. Eyvah, offside. 3 go çok zor oynamak. İleride de Rashford'um var. Şu an için sanki avantajlı gibi duruyor bana oyun ama bakacağız duruma göre. Neuer uzun gönderdi. Rashford indirirse indirdi. Patrick Vieira pasını verdi. İçeride boşluk, gol pozisyonu. Cruyff gidiyor. Cruyff vurdu. Direğin yanından altta. Cruyff. İşte orada Beckham olsa atardı onu, ben size söyleyeyim. Net atardı yani. Casillas gönderdi. Orada Raycard. Eyvah eyvah. Uzun bir top. Alabilirdik, olmadı. Scholes. Kapat. Arayı kapattım. Aldım. Almam gerekiyor ama. Bas. Raycard. Pas. Messi çok güzel gördü. Patrick Vieira geçmedi. Eyvah. Çok rahat geçti. Soğukkanlı. Orada vurmak yerine hemen tak yana koydu, geçti. Devam. Attım. Cruyff. Pas. Bir pas. Cruyff gidiyor. Cruyff kaleci. Atak devam edecek. Pavard. Çok güzel gördü Matheus'u. Matheus pas tekrardan. Aldık. Şimdi Rashford. Rashford pas. İçeride. Çok güzel gördüm. Ara top. Şimdi Matheus'a. Pardon, Cruyff'muş o. Bas. Aldık. Verdim. Beckham. Beckham pas. Geçmedi. Ara top, çok dikkat. Beko uzun gönderdi orada. Şimdi Raycard. Pas çok iyi. Attım pasımı. İçeride boşluk. Çok güzelsin. Pas vereceğim. Verdim pasımı. Rashford 1-1. Rashford 1-1. Hadi çocuklar be. Hadi kardeşimizin puanını götürmeyelim. Scholes. İyi pas. Gerrard iyi gördü. Maldini vurdu. Atak devam edecek.
Almamız lazım. Offside. Attım. Çok güzelsin. Reş. Bir pas. Ya arkanı dönmesen. Bak arkanı dönmesen. Atacağız anasını satayım ya. Ya arkanı dönüyorsun bok gibi. Kagawa. Köşe boş. Van Basten kaleci. Aldık topu orada Beckham'la. Beckham pas. Roberto Carlos. Gönderdi, toptaca çıkıyor. Yani Cruyff hakikaten bu aptalca çalımı beni sinir ediyor Cruyff'un ya. Beckham gönderdi. Pas geçmedi ama Reş yine koşacak. Bas. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Carlos. Patrick Vieira çok güzel gördü Rijkaard. Ortaya. İnanın ki onu atmadım biliyor musun? Attım. Çok güzelsin. Bir pas. Ara top. Cruyff gidiyor. Cruyff son anda geçmedi. Davis uzun gönderdi. Hata yapma. Kaleci çıktı, uzaklaştırdı. Topun taca çıkması daha hayra alamet oldu, ben size söyleyeyim. Gerrard. Çok dikkat. Orta. Carlos hata yap. Nasıl yapmaz ki? Yani 45 artı bug'ı ya. O nasıl hata olmaz ki orada? İlk yarı 1-1. Kulüp Ercinho 1. Crespo 1. Ortada bir müsabaka. Kontrollüyüz. Sakin oynayacağız. Bu arada Kulüp Ercinho'ya da helal olsun. Çok kaliteli bir futbol oynuyor. Uzun toptan uzak. Arada tabii ki de uzun top olur ama kaliteli oynuyor ve bağlantıda maşallah diyelim, şu an çok iyi. Şimdi attık. Beckham. Araya. Patrick. Çok güzel gördüm. Cruyff. Ah Cruyff be. Seni aldığım günün Allah cezasını versin ya. Kagawa gidiyor. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum ya. Bu kadar da olmaz ki. Çok basit ya. Çok basit ya. Attım pasımı. Ara top. Reş gidiyor. Reş. Reş. 2-2. Santra bug'ından attık. Santra bug'ından attık. 2-2. Van Basten. Çok dikkat. Uzun gönderdi. Uzaklaştırdık. Karışır. Karışır. Ya al artık, korkma ya. Yani korkma. Kapatıyoruz. Davis. Güzel gördü. Attım. Pas. Çok güzel bir top. Geçebilir de olmadı. Aman yarabbi, dikkat. Aldık Carlos'la. İyi top. Patrick Vieira çok güzel. Messi, Rashford önü. Ya Messi'ye doğru koşmana gerek yok. Yani koşu yoluna koşacaksın. Beko indirdi. Çok dikkat. Defol git önümden artık. Cruyff. Bir pas. İçeriye doğru. Gol pozisyonu. Geçmedi. Reş basıyor. Bas. Aldım. Bir pas. Araya. Artık oyuncu değiştirebilsek keşke ya. Aldım. Verdim. Bilerek vermedim oraya. Van Basten. Ara top. Carlos aldı. Pasını verdi. Maldini. Beko. İyi gördü. Beckham. Yanındakini atacağına. Neler oluyor acaba ya? Neler oluyor acaba ya? Çok güzelsin. Döndüremiyorum. Hayatta döndüremiyorum. Vallahi vuracağım şimdi ya. Anasını. Dönmüyor ya. Kodumunun adamı dönmüyor ya. 77 oldu. Cruyff, yani hakikaten elim kırılsaydı da seni oraya almasaydım ya. Haaland, Owen. Haaland. Owen. Şuraya da Mbappe'yi alacağım ben. Benim üçlüm bu şekilde olacak arkadaşlar. Mbappe OOS oynuyor. Hızıyla orada bir şey der. Çünkü OOS adamı da bazen ileri çok iyi kaçabiliyor. Hücum biliyorsunuz. Becerikli bir oyuncu hücumda da. Şimdi şuradan çok iyi başlamam lazım. Attım. Çok güzel. Verdim. Haaland'a gelmedi. Uzaklaştırdık. Beckham.
Attım. Çok güzelsin. Pası çok iyi. Gel oğlum. Gel oğlum. Harikasın. Harikasın. Bu kadar. 3-2. Haaland. Van Basten'i kaçıracak. Tutun Van Basten'i. Santrabag olmasın. Aldık. Verdim. Tekrardan. Kafu. İyi gördü. Keşke önüne ataydın adamı. Çok iyi gördüm ama. Bir şut daha. Ah be. Haaland. İstediğim gibi göremedim. Yani aslında koşu yolunu atmak istedim ama. Son bir dakika. Gönderdiği yerde ben varım. Vur lan. Bas. Bu çok kötü oldu. Ara top. Yapma. Kaleci. Çok güzel be. Bu kadar gelmişken yenilmemek lazım arkadaşlar. Devam. İyi orta gol getirebilir. Kevin De Bruyne. Patrick Vieira'yı tam ortaya çektim. Sanırım. Paslı mı kullanacak orta? Uzaklaştırdık. Atak devam edecek. Basıyoruz. Uzaklaştırdık. Ve maçın son düdüğü çalıyor. 3-2 maçı kazanmayı başardık. Gerçekten çok keyifliydi bizim için. Veysel Güçlü kardeşimize de sonsuz teşekkürler. Ama sanki maçın hakkı ortada gibiydi. Yani beraberlik sanki maçın hakkı oydu. Ama 11 puan birden almış olduk izlediğiniz için. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.